Hayat Eve Sığar uygulamasıyla devam edelim. Ne işe yarıyordu? Kamu kurum ve kuruluşlarında, şehirler arası seyahatlerde o kodu okutuyordunuz. Ve eğer temaslı ya da tehlikeli değilseniz işleminize devam ediliyordu. Şimdi bu durum aslında koronavirüs sürecinde neden oralara gidiliyor sorusunun en büyük karşılığı. AVM'ler için de uygulanacak. Hatta uygulanmaya başlandı bile. Alışveriş merkezlerine gelenler... Ne iş için geldiklerini bilmiyoruz. Birazdan haberimizde göreceğiz ama onlar da kapıdan girerken HES kodları sorgulandı ve bu uygulamayı çok zaman harcıyoruz şeklinde nitelendirdiler. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Buyurun. HES koduyla giriş yapıyoruz artık. Evet. Nasıl olmuş uygulama? Biraz zahmetli. Daha uzun sürüyor. Bekliyorsun. Bence iyi bir uygulama oldu. Herkes için en iyisi bu. İstanbul'da birçok AVM HES kodu uygulamasına başladı. AVM girişlerine bilgi notları asıldı. HES kodu olmayanların girişine izin verilmedi. Daha önce ateş ölçümü yapıyorduk. 38 ve üzeri olanları kabul edemiyorduk. Şimdi de akıllı cihazlarda oluşturulan HES koduna bakıyoruz. AVM'lere girerken artık HES kodlarınıza ihtiyacınız olacak. Girdikten hemen sonra güvenlik görevlileri o kodları kontrol edecek. Eğer kodunuz yeşil çıkarsa alışveriş merkezine giriş yapabileceksiniz. Ama kırmızı çıkarsa girişinize izin verilmeyecek. Çünkü bu durum ya temaslı olduğunuz ya da tehlike taşıdığınız anlamına geliyor. Riskli ise kırmızı şekilde belirtiyor. Böyle olduğu zaman içeri alamıyorsunuz. Hani en yakın sağlık kuruluşuna gitmesini öneriyorsunuz. Kodunda kırmızı çıkan giremeyecek artık. Evet. Daha güvenli halde, aynen öyle. Uygulama cuma gününden itibaren tüm AVM'lerde geçerli olacak. Normalde hiç dışarıya çıkmıyorum. Sadece işim olduğu zaman çıkıyorum. Keyfi gezmeleri bırakalım artık, bitsin yani. AVM'lerde geçerli maksimum kişi sayısı da HES Sağ Kurulu tarafından tekrar düzenlenecek. 10 metrekareye bir kişi uygulaması daha da mesafeli hale gelecek. Ve ilçe HES Sağ Kurulları gerekli gördüğü takdirde kişi sayısına müdahale edebilecekler. Bu ne anlama geliyor? Belki daha az kişi alınmasını söyleyebilecekler. İçeri girenleri HES kodundan sayarak biz zaten bu sistemi kullanıyorduk. İçeride aynı anda kaç kişi olduğunu tespit ediyorduk.